Merhabalar. Uzun zaman aradan sonra Meraklısına Sorular serisinin sıradaki sorusuyla karşınızdayım. Bugün çok güzel bir soru olacak. Daha önce sormuştum bu soruyu kanalda. Sorunun giriş kısmında inanılmaz düşürücü bir nokta var. Herkes oraya düştüğü için, herkes o kısma kandığı için pek üzerine düşünülmemiş bir soru olarak geçildi. Cevabını da çok net bir şekilde vermemiştim o zaman bu sebepten ötürü. Bu sefer o düşürücü kısmı da açıklayacağım ve hatta birkaç belki tüyodan da bahsederiz. Soruyu nereden duyduğum ve ne tür yollarla çözüleceğine dair belki bir şeyler de ipuçları da, ipucu sayılmaz da birkaç bilgi verebilirim. Şimdi sırayla başlayalım. İki türlü düşünebiliriz. Önce çemberleri bölgelere ayırmak şeklinde inceleyelim soruyu. Herhangi bir çember çizdik. Çemberin üzerinde bir nokta aldık. Çember üzerinde noktalar alıp bu noktaları birleştireceğiz. En fazla bölge sayısını bulmaya çalışacağız. Örnek verelim. Bir nokta aldım. Bir nokta için bir bölge. Bir bölge. Başka herhangi bir nokta birleştirebileceğim bir nokta olmadığı için içeride tek bir bölge var. Şimdi başka bir çember çiziyorum. Burada iki nokta aldım. Bunları birleştirdim. Bir, iki. Şurada bir tane var. İki nokta için iki bölge. Şimdi bir tane daha inceleyelim. Bir, iki, üç nokta için şöyle birleştirdim. 1, 2, 3, 4. 3 nokta için 4 bölge. Böyle bir orantı, neydi? Örüntü. Örüntü varmış gibi ilerliyor. Zaten düşürücü kısmı da buydu. Şöyle çizelim. Mesela 1, 2, 3, 4. Evet, burada da sağlıyor. Şunları birleştirin. Köşegenleri birleştireceğiz, noktaları birleştireceğiz ve amacımız en fazla nokta sayısına ulaşmak. Şimdi bunu neden belirtiyorum? Farz edelim 5 nokta olduğunda dikkat etmemiz gereken şey 3. bir doğrunun 2 doğrunun kesiştiği yerden geçmemesi lazım. Ona uygun çizebileceğinizi düşünün. Eğer 3. bir doğru mesela şu kesişim noktasından geçerse bölge kaybı olur. Onu biraz daha aşağıdan geçirecek şekilde noktaları yerleştirebilirsiniz. Yani içerideki şekiller düzgün çokgenler olmak zorunda değil. 4 nokta için bakalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 4 nokta için 8 bölge. 5 nokta için 16 bölge yapar. Tabii bu örüntüye bakarak değil. Evet, çizdim ben, hesapladım, saydım. 5 nokta için 16 bölge fakat 6 nokta için 32 bölge değil. Zaten soru buradan sonra bırakmıştım yanlış hatırlamıyorsam. İşte herhangi bir 4'ten büyük bir en doğal sayısı için en nokta için kaç bölge olur dediğimde herkes 2 üzeri en eksi 1 şeklinde cevaplamıştı. Değil. 6 nokta için 32 değil. 6 nokta için, yanlış yazdım pardon, 31 bölge. Yani bundan sonra buraya kadar bir örüntü varmış gibi görünüyor ama bundan sonra örüntü bozuluyor. Hatta bambaşka bir şey çıkıyor ortaya. Bugün isterseniz iki soru soralım. Yani bir 9 nokta için kaç bölge mesela? 9 nokta için kaç bölge? Hatta bunu genelleyelim. N nokta için, tabii ki N 4'ten büyük olacak, bir doğal sayı olacak. N nokta için en fazla önemli olan şey bu. En fazla kaç bölge elde edilir? Az önceki uyarımı tekrarlıyorum. Şöyle temiz baştan bir tane çizelim. Bir çember ele aldım. 1, 2, 3, 4, 5, mesela 6 tane. Kastettiğim şey şuydu. 3 doğru parçası aynı yerden geçmemeli. Örnek verelim, şu çizgi şurada bir nokta olduğunu düşünecek olursak bu doğru parçası şu ikisinin kesiştiği noktadan geçmemeli. Bunu da göz önünde bulundurmalısınız. Yani bu aslında çok zor bir ayrıntı değil ama çizerek denediğiniz zaman
Böyle işte 6, 7 nokta için, 8 nokta için nokta sayısı arttıkça bunlar üst üste bindiğinde 3 doğru parçası aynı noktadan geçtiğinde orada eksik bir hesaba, eksik bir sonuca ulaşırsınız. O yüzden bu uyarıyı yapıyorum. Bu soruyu bir de şöyle de düşünebilirsiniz. Aslında yaptığımız şey 4'ten sonrası için konuşalım mesela. Çokgenlerin köşegenleri iç bölgesine en fazla kaç bölgeyi ayırır sorusuyla da, yani bunu da incelemiş oluyoruz bir yerde. Hepsi, ops, düzgün çizemedi. Hepsi aslında neticede bir düzgün değil ama, düzgün olmak zorunda değil. Bir çokgen ve bu çokgenlerde köşegenleri birleştiriyorum. Köşegenleri birleştirdiğimde içeride en fazla kaç bölge oluşur? Tabii ki bütün köşegenleri çizmemiz lazım. Bütün noktaları birbirleriyle birleştirmemiz gerekiyor. Mesela burada eksik bir şey var mı? Var. Şuradan çizdiğim doğru parçası bunun üstünden geçerse tehlikeli olur ama neyse ki geçmiyor. Sayarken de çizecek olursanız, çizerken de, sayarken de buna dikkat etmenizi tavsiye ederim. Bir eksik de kalmadı sanırım. Hepsinden var. Burada bir tane eksik var. Nereye gitmesi gerekir? Şuraya, evet. Şunu da çizdim. 3 doğru parçası aynı noktadan geçmedi. Sorun yok. Eksik varsa da çok önemli değil zaten. Sanırım artık bir eksik yok. Tamam, bütün noktaları birleştirdim. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 nokta için, hadi sayalım madem 31 demiştik. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31. Buraya kadar bir örüntü varmış gibi görünüyor ama göreceksiniz ki 6 noktadan sonra çizdiğinizde, 6 nokta da buna dahil, herhangi bir örüntü yok aslında ortada. İlginç bir işleyiş var, güzel bir işleyiş var. Ben bunu, bu soruyu bulduğum yerde, soruyu nereden bulduğumu da sonra söyleyeceğim. Soruyu sordum, bulduğum yerde bir cevabı, soruyu aldığım yerde cevabı olduğunu biliyordum. Fakat çözene kadar o cevaba bakmadım. Soruyu aldığım yerde çok basit bir cevap gördüm. Ben epey bir uğraştım. Ben tek tek çizip nasıl işlediğini, bölgeleri nasıl arttığını incelemiştim. Cevap videosunda ikisinden de bahsedeceğim. O kadar basit bir çözüm ilk bakışta aklıma yatmadı benim. Daha sonra birazcık üzerine düşündükten sonra fark ettim. Şık bir çözüm. Ama ben kendi yaptığım çözümde bana keyif verdi. Birazcık uğraşmak, ilkel bir şekilde uğraşmak her daim keyifli oluyor. Acelemiz yoksa tabii ki, benim acelem yoktu. Soru bu. 9 nokta için kaç bölge? Daha sonra da genelleyeceğiz. N nokta için, 4'ten büyük bir doğal sayı N. N nokta için en fazla kaç bölge? Tabii 9 nokta için de en fazla kaç bölge? Sorunun özünde en fazla kaç bölge ayırırlar? Tahminimce bir hafta gayet makul bir süre. Bence uğraştırıcı bir soru. Soruyu Google'da ya da kitaplarda aramak yerine oturup bulmaca çözer gibi üzerine uğraşmanızı tavsiye ederim. Öylesi daha keyifli oluyor. Umarım keyif alırsınız. Tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın.